Vay. Benim ne ya? Sen bize bir izin ver. Nerede bulurum bu herifi? Hayrola? Sabah ağzın kulaklarına varıyordu. Şimdi işler tersine döndü galiba. Nerede bulurum bu herifi? Ben sana onun nerede olduğunu söyledim. Ele geçiremediysen bu senin hatan. Geçmiş olsun. Tek bir şansın vardı Efe. Tek bir şans. Şimdi çoktan benim burada olduğumu öğrenmiştir. Başka adamlarım var içeride. Yok. Bir adamı var. Onu da sen içeri aldın. Bülent olamaz. Değil mi? Bülent'i memurlar aldı. Başında memurlar vardı. Bülent olamaz. Peki, Bülent avukatını aramış olabilir mi? Olabilir. Bu onun en doğal hakkı. Peki, görüştüğü kişinin avukatı olduğuna emin misin? Peki, Bülent hala benim gibi göz altında mı? Her şeyi mahvettin. Her şeyi. Aptal. Beni içeri almanın cezası olmayacağını mı zannettin? Bundan sonra ne olacaksa senin yüzünden olacak. Bedelini ödemeye hazır olacak komiser. Nasıl olabilir Batu böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olabilir oğlum? Ya abi ben de sen gittikten sonra haberim oldu. Avukatı gelmiş. Ya ne avukatı Batu? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Abi babanın delilleri sabit ama Bülent'in evine gittik baktık. Hiçbir şey yok. Telefonuna baktık, bilgisayarına baktık. Soruşturma bir tane... Nerede bu herifin evi? Efe. Ne oldu, ne yaptın? Çıktın bir şey? Ya bu Bahar alsın diye Hüseyin'leri yolladım. Bahar ortada yok. Çocukları perişan etmişler. Peki var mı gören eden falan? Yok. Yok. Benim aslında mevzuya dair bir fikrim var ama emin olmam lazım. Neyi anladın? Bir şey mi buldun? Babamın yanına gittim bu işle alakası var mı diye ama yok gibi görünüyor. Bülent konuşmuş. Bay Bars'a söylemiş hakkında soruşturma açıldığını. Şerefsiz köpek. Ama ben halledeceğim onu, sen merak etme. Ne biliyorsa öğreneceğim. Sadece delilik yapma, tamam mı? Kafana göre hareket etme. Ben sana haber vereceğim. Tamam? Bekleyemem Efe. Bekleyemem. Geldim, patlama. Efe! Şerefsiz. Sen uçurdun değil mi haberi onlara? Sen öttün değil mi lan şerefsiz? Yırttım zannediyorsun ama yırtamayacaksın oğlum. Adnan'a atarım suçu diyorsun değil mi? İftira eder geçerim zannediyorsun değil mi? Çekil lan! Geri bas! Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım oğlum. Senin yakanı bırakmayacağım. Sadece sen değil. Onlar da bırakmayacak zaten. Niye? Sen üzerine düşeni yapmadın mı? Uçurdun haberi, yırttı onlar da sayende. Daha ne yapacaksın oğlum? Ne yaptın lan? Ha? Memurları uyuttun orada. Avukatımı arıyorum ayağına. Sonra gittin Kılıcı mı aradın? Ya da Bay Bars'ın ayakçılarından birini. Kılıcı. Hadi. Çıkart. Ses kaydı filan al. İleride işine yarar. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Bu kadar zamanın kalırsa tabii. Ben niye konuşuyorum şimdi Efe? Ha? Ya sen o kayıtları versen ne olacak? Ha? Ben soruşturmadan yırtsam ne, yırtmasam ne? Mal! O dava açılıncaya kadar 50 kez harcarlar beni. Bunlara seni yaşatmaları için mi sebep verdin? Ben hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. Ama işte yetmeyecek. Onu da biliyorsun değil mi? Bir omurgasızlık daha yaptın. Birkaç gün daha kazandın. Ama sonuç değişmeyecek, biliyorsun değil mi? Yine de ben sana bir şey diyeyim mi? Hala bir fırsatım var. Hala şansını zorlayabilirsin bence. Madem öleceğinden bu kadar eminsin, madem kurtulamayacağını düşünüyorsun, hayatında bir kez olsun doğru olanı yapma fırsatın var. Ne demek şimdi bu? Telefon bitene kadar düşün bence. Söyle. Eve gel.
Ne oldu? Neredeysen çık eve gel. Çok vaktin olmadı ama. Belki doğru kararı vermişsindir. Nerede olduklarını bilmiyorum. Başka bir şey beklemezdim zaten senden. Ama yerlerini tespit etmenin bir yolu bulunabilir. Baybars telefon kullanmıyor zaten. Kılıç da sürekli hattını değiştiriyor. Ondan zaten her telefonu açtığında kendini tanıtıyor Kılıç ben diye. Ne zaman konuştunuz en son? Sedat'tan aldırdığında benim hakkımda da soruşturma açtığını söylemek için aradığımda konuştum. Ama şimdiye o numara çoktan değişmiş olabilir. Amcacığım sen korkma, tamam mı? Korkma, çıkacağız buradan. Mesut. Çıkacağız buradan. Hadi gel bakalım. Gel. Gel şöyle bunu kapatıyorum. Tamam mı? Hemen şimdi çıkıyoruz. Ne yapıyorsun lan sen o çocuk be? Kimsin lan sen? Çıkar maskeyi. Çıkar. Şahin. Ver o çocuğu. Beni vuracaksın, öyle alacaksın. O zaman biz de vururuz. Mesut. Hadi abi. Acelemiz var, hadi. Lan Şahin. Kardeş olmayı beceremedin ama amca olmayı becerdin. Aferin lan. Hadi. Abi sen de gel. Abiciğim ben size zaman kazandıracağım. Hadi. Hadi. Abi. Hadi. Hadi abi. Bir babayı daha olsun bırakmak olur mu? Başını sakın kalkma, tamam mı? Abi kalk. Abi kalksana. Abi ne olur kalk. Abi kalksana. Kamil. Ben ne yapacağım? Kalksana. Ateşi için kendini feda etti. Ben şimdi ne yapacağım? Kamil, şu durumda sorulmaz biliyorum ama Ateş nerede? Gelecek.
Sonra Kartal'ın ayarladığı adamlarla devam edeceğiz. Hepsi iyi değil. Tam sınırı geçerken tıra binmemiz gerekecek. Düştüğümüz hallere bak. Ne o? Senin suratın asık. Dün gece ne yaptığını unuttun herhalde sen. Yok, unutmadım. Ben dün gece ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Seni evlatlığa tekrar kabul ettim ben. Daha önce de söylemiştim Kılıç. Herkes yaptığının bedelini öder. Sen de o bedeli ödedin, ödeştik. Sağ ol babam ya. Çok sağ ol. Yetişmek üzereyiz. Çek sağ. Eyvallah. O kızı vurduklarının da belliydi zaten. Güzel. Biz bağlamaz. Parayı veren ne derse o. Aç kapıyı. Babasını bekle. Bize yanlış yapamaz. Çocuğu elimizde. Bekle baba. Bana emir vererek konuşma Kılıç. İnme arabadan. Hayırdır? Neden durdunuz? Niye devam etmiyorsunuz? Hadi beyler, hadi, hadi, hadi. Lastik gitmiş. Bitik bu, bitik. Arkalarında kimse kalmadı. Bunlar son çırpınışları. Biz Kartal'ı nasıl toparlayacağız, onu düşünelim. Onu kendine getirebilecek bir kişi var. Kim? Şimdiye varmıştı ya. Aranızın düzeldiğini bilmediğimizden dolayı önden müdahale ettik. Adamları öyle bir indirdi ki. Elinde de bir şey abi, kafaya dikip durdu. Çıkarken de bir şey aldı. Herifin iyice gidecek kafası ya. Daha sakinleştiricinin etkisi gitmedi. Ruşen abi kendi değil dememiş miydi? Bu ne şimdi? Onun eşiği biraz yüksek ya. Bir süredir şey yapmıyordu da ben biliyorum yani. Ama herkesin işi aynı değil. Haşer etmiş adamı. O bayılmış lan. Ne oluyor? Ne dedin Kartal'a? Nerede şimdi? Kılıca gitti. Faik'in bilardocusunu. Değil mi? Düz düz. Hala buraya mı geliyormuş ya bilardo oynamaya? Sen de mi biliyorsun lan burayı? Biliyorum. Şimdi görünce hatırladım. Küçükken de buraya gelirdi. Arada ben de takip ederdim. Gelirdim bana ıstakayla dalardı. Gerçek bir abi kardeş ilişkisi varmış aramızda. Vardı. Sizinkinden iyi olmasın.
bir şey gelmemiştir inşallah ya. Yok komiser ya. Abim intikamını almadan ölmez. Onu sen de tanıyorsun artık benim kadar. Lan nereye kayboldu bu ya? Bu iş böyle olmayacak. Bizim başka bir yol bulmamız lazım. Söyle Batu. Abi şimdi sıra bende. Ne sırası lan? Abi bu sefer senden bir şey isteyeceğim. Hani yasa dışı bir şey. Allah Allah iste bakalım. Abi babanın bir avukat görmeye geldi. Baybars ondan bir şey istemiş. Bir şey gösterdi telefonda. Ne diyorsun oğlum sen? Abi bu herifi takip etmen lazım. Bak büyük ihtimal Baybars'ın yerini biliyor. Ama ben yapamam, ben takip edemem. Eğer avukat görüşmesini dinlediğim ortaya çıkarsa ceza yerim abi. Onun için onu yapman gerekiyor. Nerede şimdi? Abi şu an burada emniyette ama senin çabuk olman lazım. Çok fazla oyalayamam. Anlatabildim mi? Tamam tamam hadi kapat. Ne oldu? Bak başka bir yol bulman lazım diyordum, bulduk. Elimizde Baybars'a giden biri var artık. Kartal da doğru iz üstündeyse orada buluşacağız demektir. Ah. Şöyle bir bak. Her yerimde ilk defa bir metin okunuyor. Herif bu. Selim. Tanıyor musun sen bunu? Kim bu? Baybars'ın avukatlarından biri. Babana çalışıyordu. Şimdi onun yerini almış belli ki. Halit abinin dediği gibi işte. Biri gelir, biri gider. Hepsiyle baş edemezsin. Tabii yılanın başını ezmezsen. Baybars Bey merhaba. Ya kusura bakmayın geciktim. Görüşmeden sonra beni orada tutmak için türlü türlü bahane uydurdular. Evet, şüpheleniyorlar tabii. Tamam uzatma. Halledebildin mi? Sen onu söyle. Evet. Aradığınız şey evde. Üst katta çalışma odasında masanın üzerinde kuş heykelcikli bir kutu var. Onun içinde. Baybars Bey. Bu arada bir şifresi var. Şifre 248. Tekrar Baybars Bey. Bekle. Tarık devam et oğlum. Sen çok yaklaşma. Oğlum yapma. Görüş mesafesini kaybedeceğim yoksa. Sen yine de yavaş git, anlayacaklar. Takip ediliyoruz Selim Bey. As, Allah. Kahretsin seni Emel. Alo Baybars Bey. Peşimizdeler, ne yapacağız? Telaşlanma sen. Tarık'ı ver bana, ben halledeceğim. Seni istiyor. Buyurun Baybars Bey. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Selim'le işim bitti. Yakalanmayın. Ne oldu, ne diyor? Halledeceğim, merak etmeyin.
Hadi oğlum bas gazı biraz daha hızlı ya. Çık oğlum biraz daha hızlı ya. Fark ettiler diyorsunuz ya. Bas artık bas. Daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı Tarık daha hızlı. Bas daha hızlı bas. Basıyorum Selim Bey. Adamların harcayacak kadar köşeye sıkıştı. Aynen olumlu düşünelim bence de. Haklı. Baybars adamlarından bu kadar kolay vazgeçmez. Hele ki bu kadar yalnızken. Şunun bir telefonu falan. Otu bir şey attı. Baybars'a bir şey göster demişti. Ne oldu? Şifre istiyor. Açamaz mıyız bir şekilde ya? Şeyi denesek. WhatsApp'a bak. Anne?